İşte Kürtçe halaylar eşliğinde insanların işte sosyal medyadan paylaşımlar yaptı veya paylaşımları kendileri yapmamış olsa bile sadece halay çeken insanlarla ilgili gözaltı ve tutuklama furyası başladı. 11 kişi hakkında yakalama çıkarıldı, 10 kişi yakalandı. Bunların birçoğu aslında halaydan haberdar dahi olmadıklarını söylüyorlar. Kimisi halaya girmediğini söylüyor. Esasında bu beyanlarının da doğru olma ihtimallerini şuradan görüyoruz. Sadece ve sadece video kaydı var. Video kaydı çok net değil ve kişilerin beyanları üzerinden ilerleyen bir şey var. Aynı aileden mesela 3-4 kişiyi almışlar. Bir kişinin halayda olduğunu tespit edip o gün orada olan 3-4 kişiyi almışlar ve bunlardan kimisi halayda olmamasına rağmen ayağında platin olduğunu söyleyen bir kişi, halay çekme imkanı olmadığını söyleyen bir kişi dahi bu olayda gözaltından tutuklandı. Bu süreçte iktidar bu olayın esasında bu kadar da ciddi bir mesele olmadığı yönünde bir paylaşım yapabilirdi ama bakanın açıklamaları da biraz fitili ateşlemiş oldu. Çok ciddi bir operasyonmuş gibi bir sosyal medyada paylaşım yapıldı. Kişilerin yakalandıktan sonra işte ele geçirilen mühimmatların falan mühimmatlara el konulduğu şeklinde böyle çok absürt açıklamalar yapıldı. Bu hani sanki ortada böyle bir hakikaten örgüt varmış ya da bu planlı programlı bir çalışma varmış gibi bir sansasyonel bir durum aslında ortaya çıktı. Bunun aslında şöyle bir etkisi de oldu. Yani insanlar nerede nasıl olursa olsun insanların hangi amaçla halay ya da işte bir konuşma ya da işte bir paylaşım yapacak olurlarsa olsunlar şikayet ettikleri takdirde çok ciddi yankı bulduğunu ve devlet nazarında da karşılık bulduğunu görmüş oldular. Kürt kültürünü, Kürt değerlerini, onların yani sadece salt halaydan oluşan kültürel değerleri kendilerine bir tehdit olarak gördüğü gibi normal bir parçayı da işkence olacak şekilde insanlara dinletip da milliyetçilik damarlarını kabartıyorlar. Bu kesinlikle ve kesinlikle bir işkence. Psikolojik işkence. Diyarbakır, Mardin, işte Van, Kürt illeri ve Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı coğrafyamızın parçasından, unsurlarından biri. Ve orada aslında orada yoğunlukla yaşayan halkların kendi kültürleri, değerleri veya dilleri üzerinden bir belediyenin çalışma yapması kadar doğal bir şey olamaz. Bu aslında bir barışa entegrasyon çalışması da diyebiliriz. Belediyelerin bu konudaki hassasiyetleri aslında biraz da böyle. Kültürler arasında ve diller arasında bir entegrasyon, bir uzlaşı iklimi yaratmak. Ama devlet bunu bile bir hamasete ve tehlike görüntüsü vererek bir siyaset aracına dönüştürüyor. Buradaki saldırı, Kürt kültürü ve Kürt diline karşı yapılan saldırının farklı bir versiyonun tezahürü. Ya da işte Hakkari'ye atanan kayyumun aslında siyasi olarak uzantısı buradaki saldırılarla eşdeğer olarak görebiliriz. Çünkü orada da aslında bir Kürt yönetim biçimine, Kürtlerin yönetimde söz hakkı olmasına, Kürtlerin sadece ve sadece seçme değil aynı zamanda seçilme haklarının olduğu gerçeğine bir saldırı söz konusuyken burada da yine Kürtlerle ilgili bu coğrafyanın en büyük unsurlarından biriyle ilgili bir saldırı söz konusu. Kim yerde işte dediğim gibi dile karşı bir saldırı, kim yerde kültüre karşı bir saldırı, kim yerde de seçme ve seçilme hakkına karşı bir saldırı söz konusu. Bunların tamamına aslında baktığımız zaman şöyle bir sıkıntı var. Coğrafyamızdaki iktidar siyasetinin aslında barıştan gitgide uzaklaşan ve toplumsal uzlaşıyı biraz daha böyle yok etmeye çalışan, kutuplaşmayı daha da arttıracak şekilde, biraz daha çatışma iklimini arttıracak şekilde siyaset yürüttüğünü görüyoruz. Bu elbette ki genel anlamda baktığımız zaman çok endişe verici bir durum. Çünkü daha da artan ihlaller ve daha da artan toplumsal sorunlara yol açabilir. İktidar bu krizlerden yakın vadede faydalanabileceğini düşünüyor ama uzak vadede aslında onlar için de çok ciddi tehlikeler barındırıyor. Hem siyaseten hem de işte dediğim gibi toplumsal iklimin aslında bozulabileceği yönünde bir şey yaratıyor, tehlike yaratıyor. Bununla ilgili kesinlikle ve kesinlikle zaten mücadele edilmesi lazım. Hukuki mücadelenin, toplumsal mücadelenin, siyasal mücadelenin kesinlikle verilmesi lazım. Ha, ne kadar etkili ve başarılı olabiliyoruz? Bunların yollarını her zaman bir şekilde aramamız ve üretmemiz gerekiyor. Burada sadece aslında aktivistlere veya muhalefete değil, aynı zamanda iktidara da çok ciddi bir görev düşüyor. Bu siyasetinden, bu savaş dilinden, bu spekülasyon dilinden ve spekülasyon yargılamalarından vazgeçmesi lazım.